İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yurt gezileri kapsamında dün Kayseri'ye geldi. İş insanlarıyla basına kapalı görüşme yapan Akşener, bugün de önce Tomarza ve ardından Bünyan ilçelerinde esnafları ziyaret etti. Akşener'in son durağı ise Kayseri Merkez Sivas Caddesi oldu. Burada da esnaf ve vatandaşları gezen Akşener, yoğun ilgiyle karşılandı. Esnaflar özellikle ekonomide yaşadıkları sıkıntıları Akşener'e aktardı. Ziyaretler sırasında Akşener, Kayseri'ye özgü lezzetlerden pastırma da dilimledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili milletvekillerinin de hazır bulunduğu ziyaretler sonrası Kayseri programını tamamlayarak kentten ayrıldı. Şimdi seçime bir yıl kaldı, erken veya sonra veli nimet olduğunuzu göstereceksiniz. Size maraba muamelesi yapanlara öyle bir Osmanlı tokadı atacaksınız ki soluğu sandık dışında alacaklar. Helal oylarınızla, demokrasiyle sandıkta bu milleti küçük görenlere, 5 maaş alıp yan gelip yatanlara, o yan gelip yatan danışmanların garibanı tekmelediği bir ülkede saraydan burnunu dışarı çıkaramayanlara ve bu harami düzene, bu haramzadelere el ele vererek öyle bir tokat atacaksınız ki, atacağız ki bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz. Ve görecekler kul hakkı neymiş? Senin çocuğun açken, işsizken, başka ayısı dayısı olanların hak etmediği kadrolara gelmesinin ne olduğunu görecekler. Kul hakkı yemenin ne olduğunu görecekler. Öjerlerin, Haririlerin cebine 24 milyar lira koymanın ne olduğunu görecekler. Bak, evini satan arıcı, 28 yaşındaki kardeşim, o 24 milyar lira çiftçiye dağıtılsaydı Türkiye'nin hiçbir tarım ürününe ihtiyacı kalmazdı. Tarım bitti, besici bitti. Ama şimdi esnafları göreceğiz. Kayseri gibi bir şehirde sordum gencecik bir çocuğa, 12 yaşında bir çocuğa, bu gece annen ne pişirecek dedim, bilmiyorum dedi. Dün gece ne yediniz dedim, kulağıma dediği şey tost yedik.